Merhaba. Bugün Türkiye'den taşınıyoruz. Şu an havalimanına gidiyoruz. Arkada Marla'nın kafesi. Marla burada benimle beraber havalimanına geliyor. Çünkü kafese kendi rızasıyla girmedi. Biz de son ana kadar sokmamaya karar verdik. Çünkü oraya onu sokacağımızı bildiği noktada bir daha sokmaya çalıştığımızda acayip zorlaştıracaktı süreci bence. O yüzden şimdi gittiğimizde bir çiş yaptırıp havalimanında kafese sokacağız. Yani şu Marla'yı uçağa teslim edelim, çok rahatlayacağım. Biraz ağladım tabii vedalar medalar derken. Yani bu videonun amacı aslında köpekle uçakta seyahat temalı olacak. Biz Marla'nın tarım ilçeden 2 gün kala kağıdını aldık. İşte titresi zaten yapıldı. Kafesini hazırladık. Bunların hepsini zaten detaylarıyla anlatacağım ama şu an çok kafamı toplayamadığım için onu ayrıca bir video yapmayı düşünüyorum. KLM'le uçuyoruz. Yasaklı ırk diye bir ayrım yapmadıkları için biz kendi köpeğimiz tırnak içinde yasaklı ırk olduğu için Türkiye'de KLM'i tercih etmek durumunda kaldık. Marla için 200 euro bir ödeme yaptık. Onun dışında bir checklistleri var. O checklistteki bütün gereklilikleri yerine getirdik kafesle alakalı vesaire. Şimdi İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Orada bakalım teslim edeceğiz. Kafes süreci nasıl geçecek? Hepsini göreceğiz. Kafeste sokuştururken muhtemelen çekemeyeceğim ama olsun. Havalimanında görüşürüz. Çok net aldım. Ya şimdi havalimanındayız ama tabii yani biraz da panik bir durumda olduğum için çok net bir video çekemeyeceğim. Şu adaptili bize önerdiler. Ondan sıktım yatağının içine, yatağı şeyin içinde kafesin. Burakcan'ın babasıyla Burakcan şimdi kafesin tekerleklerini ayarlıyorlar. Ben biraz Marla'yı da bir yandan gezdiriyorum ki işesin mişesin, 2 kere çiş yaptı. Biraz da yorulsun, ortalığı koklasın. Ürün bu. Bu feromon, annelik hormonu kokusu. Hayvanlar zaten direkt transport yazıyor. Hayvanlar biraz böyle şey yapıyor, hani rahat ediyor. Hayır Marla, ot yeme. Marla'yı 3 kişi Geriye mi gitsin, ileri mi gitsin? ancak soktuk. Gel şuraya gidelim. Şimdi bayağı bir gergin. Öyle gidiyor. Yatmadı henüz. Gergin ama belki girene kadar alışır. Biz de çok gerildik. Kesinlikle kafes eğitimi vermeniz lazım. Bana soracak olursanız. Böyle bir şey yapmadan önce bizim zamanımız yoktu ve Marla çok korkak olduğu için sıkıntı yaşadı. Aşkım. Birazdan ayrılacağız. Sonra görüşeceğiz ama tamam mı güzelim? Tamam mı bebeğim? Aşkım benim, yazık sana. Yatsan bir çok mutlu olacağım ama yatmıyorsun. Şimdi supervisor bekliyoruz. Herkes çok tatlı davranıyor bu arada. Şimdi bir bakacaklar. Ben yine biraz adaptil sıktım. 5 saat etkisi varmış işte. 3, 8. Yani bir şey olmaz artık herhalde. Yeter diye düşünüyorum. Ondan sonra da Marluş'u bırakıp, valizlerimizi bırakıp gideceğiz. Çıkışta görüşürüz. Ben ekstra bir şey olursa anlatırım size zaten. Şimdi Marlı'yı teslim ettik. Belgelerini kontrol ettiler, pasaportuna baktılar ve şurada bir kargo bölümü var İstanbul Havalimanı'nda. Şurada bir kargo bölümü var, oradan çok da tatlı insanlar teslim ettik. Bir kafesten çıkarmak gerekti. Çünkü Of. kafesi X-ray'den geçiriyorlar, sonra tekrar geri soktuk. O biraz zor oldu ama Çok rahatladım ya. iki kadar şey yapmadı. Çok rahatladık yani. Oh, artık inince teslim alacağız çocuğumuzu. Acaba önden Çok sokmak mı şükür. gerekirdi? Ne diyorsun? Yani önden sokmak mı gerekirdi? Bence ikinci de daha rahat girdi. Belki de önden sokmak
Ben de daha mantıklıydı. Ama bir sistemi de çözdükçe yine çıkmaya çalıştı. Bir şey değişmedi aslında. Tabii, tabii ki canım. İkinci ama kafesi dikip içine... kafesi dikip içine bırakıyoruz Marley'i. Havada indiriyoruz aşağı yani. Aşkım, hadi. Oy, verdik çocuğu. Oh, şimdi başardık. şimdi bir bira içelim. 500 liraya bira içeceğim. Tamam, umurumda değil. Çok rahatsız ya. Çok rahatladım ya. Öyle böyle rahatlamadım ya. Ben de çok rahatladım. Bir annemleri bulalım. 20 gündür şunun kabusunu görüyorum ya. Şimdi indik. Yani ben bu sene 6 kere uçağa bindim. Bu seneki en iyi uçuştu. Hiç sallamadı neredeyse. Bakalım Marla'yı nereden alıyoruz, nasıl teslim alıyoruz? Belgelerine bakarlar kesin bu arada. Şimdi valizleri aldık. KLM'e gidip bekleyecekmişiz. Bizi arayacaklarmış köpeğinizi teslim alın diye. Ben dedim bayağı mal gibi çıkıyordur herhalde ama öyle de çıkmıyormuş. İyi bari. Ha çünkü biraz mal gibi koyuyorsun ya aşağı. Neyse gidelim bakalım. Marla! Oo bebeğim benim, ne yaptın? Ne yaptın aşkım? Aşkım benim, ne yaptın? Aferin sana kuzum. Aferin sana güzelim benim. Hadi seni hemen çıkaralım buradan. Tamam, sakin ol, çıkaracağım seni. Aşkım benim. Şükürler olsun Allah. Oh, şükürler olsun. Aşkım benim, aşkım. Benim güzel kızım.